dinler tarihine baktığımız zaman, İslam tarihine baktığımız zaman, zahirde öyle abid, görünümlü muvahhidler olmuşlardır ki, zahirde öyle ibadet ehli, öyle abid, görünümlü Müslümanlar olmuşlardır ki, ancak bunların ibadetlerindeki mabutları zahirde, lisanda, bakın lisanda, görüntüde Allah olmuş olsa bile hakikatte bunların mabutları iblis olmuşlardır. İblis olmuştur. Yani bunlar gerçekte iblise kulluk etmişlerdir. Allah'a kulluk ettiklerini zannetmişlerdir. İblise ibadet etmişlerdir. Allah'a ibadet ettiklerini zannetmişlerdir. Neden? Basiretsizliklerinden dolayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem Efendimizin namaz kılan, ibadet eden ashabı var idi. Hacca giden ashabı var idi. Hazreti Ali aleyhisselamın namaz kılan, oruç tutan, hacca giden ashabı var idi. Hazreti İmam Hasan aleyhisselamın namaz kılan, oruç tutan, hacca giden ashabı var idi. Ama bu sahabelerin içerisinde, ister Peygamber Efendimizin sahabelerinden olsun, ister Hazreti Ali aleyhisselamın, ister Hazreti Hasan aleyhisselamın sahabelerinden olsun, öyleleri var idi ki basiretsiz idiler. Basiretli bir sahabe, Hudeybiye anlaşmasında basiretli bir sahabe anlaşmaya itiraz etmezdi. Ama tarihe bakıyoruz ki Hudeybiye sulhunda peygambere itiraz edenler var idi. Basiretli bir sahabe Müslüman Huneyn savaşında ganimet taksim edilirken peygamber efendimize küstahça şu hitabı yaparak, "Ey Muhammed, adil ol." Basiretli bir sahabe peygambere adil ol demez idi. Basiretli bir Müslüman. Basiretli bir Müslüman, Peygamber Efendimiz cenaze namazı kılacağı zaman Peygamber Efendimizin abasından tutup çekerek bu cenazeye namaz kıldıramazsın demez idi. Basiretli bir Müslüman savaşta firar etmez idi. Evet, bunlar zahirde Müslüman idiler. Hatta ibadet ehliydiler ama basiretsiz idiler. Kulluğun künhünü ve hakikatini idrak etmemişlerdi. Hazreti Ali aleyhisselamın Nehcül Belagasına baktığımız zaman, Hazreti Ali ashabını o kadar yadırgamıştır ki, yanında görüntü verenleri o kadar yadırgamıştır ki, hatta şu sözü bile Hazreti Ali aleyhisselama söyletmişlerdir. Ya eşbahar rical. Bakın. Ya eşbahar rical. Veler rical. Ey erkeklere benzeyip de erkek olmayanlar. Ey merde benzeyip de merd olmayanlar. Hazreti Ali aleyhisselam onları cihada davet ettiği zaman, yaz olduğunda diyorlardı ki havalar sıcaktır, tarlalarda ürünlerimiz vardır. Kış olduğunda diyorlardı ki havalar soğuktur. Hazreti Ali aleyhisselamın ashabı içerisinde böyleleri vardı. Öyleleri var idi ki Sıffin savaşında kılıçlarını Hazreti Ali'ye doğru yönelttiler. Ya savaşı durdurursun veyahut da seni öldürürüz. Öyleleri var idi ki İbni Abbas Hazreti Ali'nin ashabı içerisinden ayrılanlar. Zahirde Hazreti Ali'nin yanında duruyorlardı Sıffin savaşında bir noktaya kadar. Ve sonrasında Hazreti Ali'den ayrıldılar ve harici oldular bunlar. Hazreti Ali aleyhisselam İbni Abbas'ı bunlarla konuşmak için gönderdi. İbni Abbas dönüp geldiğinde gördüğü manzaradan hayret edip o hayretlerini Hazreti Ali'ye aktardı. Ya Emir el Mu'minin, ben öyle şeylerle karşılaştım ki
Bunların efendim namazlarından, secdelerinden dolayı belleri bükülmüş. Namazlarından ve uzun secdelerinden dolayı alınları nasır bağlamış. Bedenleri efendim zayıf düşmüş. Bunlar gece sabahlara kadar namaz kılan bir zümre, bir topluluk. Ve sabahlara kadar bunların Kur'an tilaveti susmuyor. Bakınız böyle bir zümre ama basiretsiz.